o zaman şunu anlıyoruz. Yani herhangi bir mezhebin, grubun, cemaatin, tarikatın, bir bireyin, her kim olursa olsun ortaya koyduğu düşünce, inanç, her ne olursa olsun bunun doğrudan İslam'a mal edilmesi, hatta İslam'ı fatura edilmesi, çünkü çok yanlış şeyler de uygulamalar yapıyorlar. İslam'ı fatura edilmesi kabul edilemeyecek bir şey. İslam'la özdeşleştirilemez hiçbir görüş. Burayı bir netleştirelim. Evet. Burada çok önemli bir noktaya temas ettiniz bence. Her grubun doğruları da vardır, yanlışları da vardır. Bir grubu bütünüyle, hani Kur'an diyor ya, herhangi bir gruba olan öfkeniz, bir topluma olan öfkeniz, bir topluma evet, olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Bu nefis bir uyarıdır gerçekten de. Yani bu bağlamda bir grubun bazı insanları hoşunuza gitmeyebilir. Ondan dolayı o grubu mahkum etmek ne kadar yanlışsa, içinde bulunduğunuz grubun tamamen her şeyiyle pir-i pak olduğunu düşünmeniz de bir o kadar yanlış. Ya burada da şu incelik var, insan hata yapabilir. Yani sadece ya Kur'an'ı merkeze alarak düşünürsek, sadece ve sadece peygamberlik özel bir görevdir. Onun dışında tüm insanlar eşittir. Eğer istiyorsanız İmam-ı Azam'dan örneği vereyim. Yani diyor ki İmam-ı Azam, tevhid noktasında, iman noktasında tüm insanlar eşittir. Aslında muhteşem bir ilke. Biz de biraz Hanefiliğe bugün fazla vurgu yaptık. Umarım birileri bizi Hanefi'cilik yapmakla suçlamazlar. Biraz daha zihnimde taze bilgiler olduğu için örnekler oradan geliyor yani. Bu böyle. Oldukça önemli bir nokta bu. Burada yanlışlar, doğrular her zaman olacak. Eleştirel bakalım. Hangi grup olursa olsun içinde, diyelim ki A tarikatının içindesiniz. Ya bir şey yanlışsa İslam size onun yanlış olduğunu görme sorumluluğu yüklüyor. Lütfen demeyin ki efendim Şeyh Efendi bir iş yaparsa bir keramettir, bir hikmeti vardır. Hikmetinden sual olunmaz. Tam tersi, bir yerde hikmet varsa sual olunur. Bir yanlışı, bir İslam'a, Kur'an'a açıkça aykırı bir yanlış, büyük bir günah işlemiş olursunuz. O yanlışın meşrulaşmasına yol açıyorsunuz. Yani bu noktada herhangi bir alimin görüşü, işte örnek yine İmam-ı Azam ve Ebu Hanife görüşlerini ortaya koyarken öğrencileri itiraz ediyordu. Edebiliyorlardı ve İmam-ı Azam kızmıyordu onlara. Diyordu ki evlat, delilin ne? Aslında Kur'an'ın istediği bu. Zanla hareket etmeyin diyor. Ve la takfu ma leyse leke bihi ilim. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Hangi konuda ne konuşacaksan delile dayalı konuş. Buyurun. Bu işte mesele. Biz de konuşacaksak bilgimizin kaynaklarını bilelim. Bilgimizin üretim süreçlerini ortaya koyalım. Ben şöyle düşünüyorum. Kaynaklarım şunlar. Düşünme sürecim bu. Geldiğim sonuç bu. Yanlış düzeltirsiniz. Ben de kocaman bir teşekkür ederim. Hocam zaten itiraz eden insan eğer ki hem itiraz ettiği şeyi bilse hem de kendi düşüncesine güvense, dediğiniz gibi delilleri ortaya koyar ve bunu tartışmaya açar. Kesinlikle. Ama maalesef bizde ne itiraz ettiğimizi, neden itiraz ettiğimizi veya delilimizin ne olduğunu dahi bilmeden bu itirazları evet, yaptığımız için yani ya işte sapıklıkla ya dinden çıkmakla ya tekfir etmekle falan böyle itirazlar gerçekleşiyor ve sürekli hakaret üzerinden maalesef bir Müslümanın diğer maalesef Müslümanı cehenneme göndermesi, din dışı maalesef ilan etmesi ve ağza alınmayacak az da olsa hakaretler etmesiyle böyle bir savunu yapılmaya çalışılıyor. Halbuki burada meselelerin anlaşılması için ilmi bir takım şeyler ortaya konuluyor. Katılmadığın yere ben buna katılmıyorum dersin. Katıldığın yere de katılıyorum dersin. Gerekçelerini de ortaya koyarsın. Dediğiniz gibi belki bunu iddia eden insan da bir konuda eğer ki yanlış yapmışsa o noktada o da düzeltir yani. Evet. Bu kadar aslında çok kompleks bir şey değil yani. Olayı bence fazla zorlaştırmaya gerek yok aslında. Bence de aslında bu söylediğiniz Kur'an'ın bizden istediği şey. Ne diyor Cenab-ı Hak? Müminlerin vasıflarından hem de söz ederken onlar her sözü dinlerler, en anlarlar, kavrarlar, bakarlar, ölçerler, biçerler, tartarlar, en güzeline uyarlar. Ya bu işte, buyurun, bu kadar basit bu. Yani karmaşıklık Müslümanın kafasında. İslam'da karmaşıklık yok. İslam şeffaf, böyle kolay anlaşılabilir, sade, fıtrata uygun bir din. İşte hocam bunun için İslam'ın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim tabii okunması, anlaşılması gerekiyor. Herhalde problem buradan kaynaklı. Hocam bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra inşallah devam edeceğiz. Bir cümle kurayım o zaman. Lütfen bu hocam, söylediğimiz kısımlarla ilgili. Bir insanın Müslüman olması için herhangi bir mezhebe, meşrebe, tarikata bağlı olması gerekmez. Nokta. Bununla bitirmiş olalım hocam bu bölümü.